Çok yukarıdasınız. Şöyle. Ne haber? Selam hepinize. Bugün ne çekiyorum? Aa, yine kafam Stop it. gitmiş. Get some help. Bugün vlog çekiyorum. Çok seviyorum vlog çekmeyi, biliyorsunuz. En son vlogumu ne zaman çekmiştim hatırlamıyorum bile. Ama gerçekten bu arada şaka yapmıyorum. Vlog çekmeyi seviyorum. Ama çekme şatafatı beni çok yoruyor. Şunu alayım, şunu alayım. Biraz o şey olsun istiyorum. Nasıl diyeyim? Doğal olsun istiyorum ama bilmiyorum bakalım. Şimdi niye ortasında açtım? Günün ortasında açtım videoyu, hiçbir fikrim yok. Ne yapacağımız hakkında da hiçbir fikrim yok. Şu an İzmir'deyim. Yurttayım. Yurtta tek başımayım. Bu çok güzel bir şey. Neyse, yurttayım. Semester tatilinde maalesef ailemle değilim. Çünkü stajım var. Göztepe Handball takımında staj yapıyorum. Orada o yüzden maçları başladı. O yüzden geldim. İzmir'de yine canım İzmir. Şu an dışarısı her yerde kar var. Bakın size göstereceğim. Her yerinde kar var ama İzmir'de eşkal böyle arkadaşlar. Bakın. Şaka yapıyorsun herhalde. Gece ağlıyorum artık kar şeylerine bakmaktan, storylerine bakmaktan. Şöyle koyayım. Kar storylerine bakmaktan artık böyle ağlıyorum, ağlıyorum. Ben Çanakkale'den gittim. Gittiğim gün kar yağmış. No, God, please, Gerçekten no. çok mutluyum bu konuda. Nereye gidiyorum? Kafeye gidiyorum. Kendi kendime kahve date'ine gidiyorum arkadaşlar. Maalesef tüm arkadaşlarım şeyde olduğu için, gittikleri için maalesef kendi kendime kahve date yapacağım. Müthiş eğleneceğim. Şöyle eşkalime bakın ama. Neyse. Ben üstümü giyineceğim sonra kafeye giderken kafede benimle birlikte date'e hazırlanın, tamam mı siz de? Orada açarım herhalde. Outfit'ini göstereyim. Dışarıya. Daha çok basic giymeyi sevdiğim için daha çok pantolon hareketli. Ama günlük hayatımda da zaten basic giymeyi daha çok seviyorum. Böyle hareketli şeyler pek hoşuma gitmiyor. Şöyle altımda her zaman üstümden asla çıkarmadığım Nike ayakkabılar var. Pantolon. Bunun hakkında Reels falan da çekmiştim. Pantolon hakkında. Baya güzel bir şey ama erkek takipçim olmadığı için pek bilmiyorum ama gayet güzel tişört. Basic. Her şey. Eşkalde bu. Bu şekilde çıkıyoruz. Ama soğuğunu bizim çekmemiz. Gerçekten çok sinirimi bozuyor. Kar yağsa neyse diyeceğim. Hani soğuğuna katlanacağım. Ama kar yağmayıp böyle şu an havanın böyle olması ve soğuğunu çekmek çok sinirimi bozuyor. Neyse düştüm yollara, gidiyorum. Ne yaptım biliyor musunuz? Size tekrardan açmayı unuttum. Çünkü kafe çok kalabalıktı. Ve yani orada şey açmak istemedim pek. Ya sonradan açmaya yeltendim ama sonradan unuttum açmayı. Bu yüzden şu an sizinle nasıl bir ortamdan sesleniyorum biliyor musunuz? Bir dakika. Şöyle, şurada Euphoria var. Evet, şurada aşağıda gördüğünüz mum. Mum yaktım nasıl bir ortamsa. Ve şurada yeşil çayım var. Neyse, gerçekten açmayı unuttum ben kafeye giderken sizi. Ama tabii ki de bir günde kalmayacak vlog. Yarın devam edebiliriz vlog'a. İstediğim kadar ilerletebilirim vlog'u. Çünkü ben öyle istiyorum. Neyse. Şöyle. Her gün bir şey yapıyorum. Evet. Ama yaptığım şeyler biraz nasıl diyeyim? Staja gitmek ve stajdan geri gelmek olduğu için biraz aralarda bir şey ekleyebilirim. Neyse. Bu vlog'da her şeye hakim olmalısınız arkadaşlar. Her an bir şey gelebilir, o yüzden sizi uyarıyorum.
Emlük'te tek başıma. Şu an o da çok sıcak. Tişörtleyim ve şortlayım. Dışarıda kar kıyamet. Kar tabii ki de yağmıyor. İzmir'de kar yağma olasılığı hiç yok. Dışarısı çok soğuk ama o da çok güzel. Ben de işte Euphoria gecesi yapıyorum hep birlikte. Euphoria inanılmaz bir dizi. Kesinlikle izleyin. Hepiniz biliyorsunuzdur bence. Euphoria'yı bilmeyen yoktur. Zendaya'nın oyunculuğu falan mükemmel bence. Şimdi bir arkadaşım gelecek. Bana laf yapacak. Neyse. O da şey yapmıyorum. Yarın yine olmadığı akşamüstü açabilirim. Hiç belli olmaz derim. Hiç belli olmaz. Euphoria'dan çok böyle ters bir şey yaparak şimdi de Survivor izliyorum. Gerçekten iyiyse. Survivor'ı normalde en çok Cemal Canların olduğu sene çok izlemiştim. Ondan öncekiler senelerde böyle kesik kesik izliyordum. Ama bu sene de başından beri izlediğim için dedim bir izleyeyim. Güzel de gidiyor aslında. Sevdiğim insanlar falan var. Siz izliyor musunuz bilmiyorum ama. Euphoria bitti. Euphoria'dan sonra. Sonra çok iyi anlar beni. Şu an nasıl izliyorum canlı yayında hiçbir fikrim yok. Ama bakalım ne ara böyle şey paranoya oldum artık. Her an duracakmış, her an duracakmış tarzı. Neyse, çok boş yapıyorum yine. Ne? Günaydın. Yüzüme bak ama. Yüzüm şiş, gözlerim yanıyor şu an. Birkaç gündür çok zor uyanıyorum. Birkaç gündür. Yani normalde böyle yattığım saat bellidir, kalktığım saat bellidir, robot gibi. Ama birkaç gündür böyle daha fazla uyumak istiyorum ama sabah da geç kalktığımda o gün çok enerji düşük oluyor. Kahve yaptım kendime, kahve içiyorum. Dışarıya bakıyorum yine kar yok. İzmir hiç şaşırtmıyor. Çok soğuk dışarısı. Lütfen çıkarken kendinize dikkat edin. İnternette falan gör. Bir yandan da aslında şanslıyım bu konuda ama kar görmek güzel olabilir aslında. Şimdi kahve içeceğim, ondan sonra yemek falan yiyeceğim. Sonra bütün gün yurttayım herhalde. Bugün akşam antrenman var. Akşamüstü antrenmana gideceğiz hep birlikte. Yani o zaman dışa çıkar mıyım hiçbir fikrim yok. O kadar sinirliyim ki. YouTube Çanakkale'den şey yapman lazım. Sonra Çanakkale tekrar Ayvacık'a yönlendirdi. Bugün arıyor. Kardeşim sen demedin mi? Bu hayat şeyin nereden geliyor senin sabah sabah? Kafayı yiyecektim bir dakika. Şeyim havalanacak bir dakika. Kahve içeceğim de su kaynatıyorum. Havalanacak da az kalsın. Neyse. Şimdi kahve içeceğim. Sonra How I Met Your Father'ı izleyeceğim. İzlediniz mi How I Met Your Father'ı? Böyle biliyorum How I Met Your Mother'la çok izleyenler çok fazla karşılaştırma yapmıştır ama böyle farklı bir dizi olarak izlediğinizde ben... Oh, şu eşkale bak. Şimdi geldim. 42 saat yol çektim. Şimdi antrenmana gidiyorum. Şurada antrenman sahası, bir dakika göstereyim. Görebildiğiniz mi bilmiyorum ama antrenmana geldim. Bu soğukta çıktığımda daha da soğuk olacak. Bilmiyorum neler olacak. Neler olacak. Merhaba. Dün şeyden sonra açamadım. Bugün de yine şey vardı, antrenman vardı ama antrenman iptal oldu. Ben de dedim niye sürtmüyorum? Bu soğukta dışarıya çıkacağım ama halletmem gereken işler var diyeceğim ama alışverişe çıkıyorum. Bir şeyler bakacağım. Hilltown'a gidiyoruz. O yüzden şimdi yemek yiyip dışarı çıkacağım. Size bugün outfit'ini göstereyim. Bugünkü outfit yine basic. Şöyle altından nerede? Yine basic. Bunlar hepsi H&M arkadaşlar. Pantolonlar H&M. Şu pantolonun H&M'in pantolonları. Özellikle şu siyah pantolonlar. Asla bakın solmayan siyah bir jean istiyorsanız kesinlikle H&M'den alın. Asla solmuyor. Asla bir renk şeyi falan yok. Kalıpları da çok güzel bence. Zaten sweatshirtleri hakkında hiçbir şey diyemeyeceğim. Bence en güzel sweatshirtler H&M'de. Yemek yiyeceğim. Sonra çıkacağım. Çok fazla gece de kalmak istemiyorum. Çünkü çok fazla soğuk oluyor İzmir'de. O yüzden yemek yiyip sonra çıkacağım. Sizi de güncellerim bu konuda. Şimdi Migan'ı izliyordum. Migan da yarıda kalacak ama çıkacağım sonra geleceğim tekrardan. Bir şey diyeceğim. Abim o kadar kalabalıktı ki asla açamadım. Asla.
çekim falan yapamadım. Biraz gezdim ama indirim de vardı. Güzel indirim vardı bu arada. Gidin bakın kendinize. Ben bir şey bulamadım. Güzel indirim vardı ama hiçbir şey yoktu. Zaten ana baba günü gibiydi her yer. İnanılmazdı. Şu an geri dönüyorum. Burada. Kendime kahve yapacağım. Şimdi yurda geldim. Ben yine çalışmaya başladım. Şimdi havalanacak yine. Kahve içeceğim, uzun istiyorum. Survivor izleyeceğim şimdi. Günüm bitti gibi. Yani günüm büyük olasılıkla Survivor izleyerek biter. Şimdi spor yaparım. Ondan sonra günüm biter gibi gözüküyor. Vlogu uzatabilirim. Hello, bir diğer günden. Merhaba herkese. Umarım iyisinizdir. Şimdi yine ben kahve date'ine çıkıyorum. Yine karşı yakada bir tane kafe var. Şimdi gidince size göstereceğim tekrardan. Dur size lookumu tekrar göstereyim ya. Bir dakika. Büyük olasılıkla orayı keserim. Şöyle. Yine Bershka'dan bu. Sonra H&M. Yine takılar. Asla şeysiz yok. Kaftan ve H&M'den ve altında Converse'ler var. Look böyle arkadaşlar. Karşıda bir tane kafe var. Oraya gidiyorum tek başıma kahve diyetine. Ve birkaç bir şey halletmem lazım. O yüzden oraya gideceğim. Sizi de o kafeye gideceğim. Çok dışarıdan çok güzel gözüküyor kafe. Oraya gittiğimde bana hak vereceksiniz kesinlikle. Ve hani sınavlar olduğu hafta bir hava almak için çıkmıştım ve orayı gördüm. Sonra dedim ki hayır Emre girme. Sınavlardan sonra gireceksin buraya. Ve şu an oraya gidiyoruz. Sonra gelip yine Euphoria'nın yeni bölümü yayınlandı. Euphoria'yı izleyeceğiz yine. Survivor izleyemeyeceğim çünkü internet kötü. Yine sizi güncellerim arkadaşlarım ben, tamam mı? Şimdi çıkıyorum. Size tahmin edin kim vlogu kapatmayı unuttu. Yaklaşık 2 gün önce vlogu bitirdim ama bir baktım, şu an editlerken bir baktım, kapatmayı unutmuşum. Maalesef bu kadar amatör olduğum için kapatmayı bazen unutuyorum. Umarım eğlenmişsinizdir benim de. Çok dolu bir vlog olmadı ama böyle aralarda küçük böyle çerezlik vloglar gelebilir. Tabii ki de her zaman vlog çekmeyi çok seviyorum. Hani siz de yorumlara baktığımda sevdiğinizi düşünüyorum. Umarım eğlenmişsinizdir benim de. Bir dahaki vlogda görüşürüz o zaman.